Tırfan diyor, döyenlerden bir tekme kalmış ama. Tek sen sevmiyorsun Tekme Tırfan kalmış. diyor. Hele bakayım nasıl döyüysen. Tırfan işi kaldı mı ki daha? He, tırfanın ağzını kör edersen, ha, ağzından döyüysen. Ağzını inceldeceksin ki. Eyüpsen, ne sandın ağzını? Ha bak usta, usta der ki eyüpsen. Baba eyüpsen. Eyüpsen. Gel sen çok. Sen iyi gel. He kalk kalk çok bilirsen sen. Çok bilirsen sen gel döy. Hadi. Nasıl bir şuna bakayım ya. Döydü, nasıl döyüysen onu? Çekiş mi sert değil? Anasından doğu verirdi, niye niye yaşlan? Anasından ağla kim doğdu? Ben hadi. 20 yaşındaydı hele. 20 yaşında şeyli. Kral olsun, kral. Vallahi Erkan gençliğinde öyleydi ya. Evet, koluna gaz yağı vur. Bir de tırpan çektim, hiçbir şeyin kalmaz. Yani ben daha evvel test ettim, gördüm yani. İyi kesiyor mu? Vallahi. Gördün mü işte? Böyle şekilde. Ağır resme. Bu işler öyle kamera çekmeye benzemez. Değil mi yani? Enişte de tek çalışır. Aha kaynını yardıma getirdim ya. Alsın dirce. Selam kardeşim, kolay gelsin. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya sen niye tek koymuş bu kayınçoları? İyi olmadı. Ya, adamın yardıma gelmez ya. Ya adam bir eniştesine yardım eder. Kolay gelsin enişte, nasılsın? Yengemde mi yardım etmiyiz sağ? Uşak da yok. Yenge hasta değil. Yenge de hasta. Uşak da yok. Uşak da yok. Hep çekti gittiler. Sen neydi sen be? Nasıl idare ediyorsun? Valla ben daha bir ötüken traktörle. Tek yürüyorum. Yani. Bizim kızı niye kastettin? Ya doğru. O video alma. Tamam almıyor. Tamam artık. Senin de bir anın olsun. Ne var? Yok yok. Nasıl tek başına nasıl yapıyorsun reçberli? Ya ne işte, biraz tutuyor işte hani. Bir kat falan tutuyorsun. Kaç para bir kat? Valla 500'den saçtı. 500'den.
Duydun mu? Ama oğlu gel 500 lira verir. Abi buraya kaç paraya verersen şimdi biz yıkak abi buraya. Değil mi? He. Bu adan hepsini size veririm 1 milyon yığın. Ama her, duydun mu? Ne varsa 1 milyara veririm hepsini. He tamam iyi dedin. Bu, sadece buradı mı? Buradı. He. Ya buraya sen de göle kadar gidiyor. Buradan da buradan da öbür göle gidiyor. E iki yırgat burayı yıkamaz ki. Şey ya yığaca da ne at tırmına yığ, eşek tırmına yığ. Ne o da tütün içiyor. Peki reşberlik nasıl gidiyor? Fiyat, mazot, mazot. Mazot kaç? Mazot 25'ten çıktı 35'e 40'a vuruyor. Nasıl? 50'de ancak durar. Ne yapacaksınız? Ne o reşberi bırakacak ne yapacak? Valla. Reşberi bıraktın mı biz ne yiyeceğiz? Ne yapalım? Buranın reşberinden başka bir gelir yok ki ne yapacağız? Ya, tarla, çayır, işte ekmeği. Ne yapalım? Ya, biz 20 ay sonra da emekli olacağım, ağacını işleteceğim. Valla bırakacağım. Bırakacağım direktörü, malı da. Biz kaç tane onunla idare ediyoruz, onun sonra maaşla. Bir iki tane de ineği saklar, sütün içersin, ağa gider. Öyle maaş alır mı, ineğimle saklanır. Ne? Çimçi kim? Şimdi hani? Tarlan çayırın çoktu. Çok ama bir şey yok, oğul yok. Oğul yok, yedir. Herkes kaçtı gitti. Evet, gençler niye durmuyor burada? Niye dursun burada? Niye? Siz ne yaptınız ona? Gençler de orada güzel işlerini kuruyor. O da, onlar da bir baba olur. Tabi onların da bir ailesi var. Orada geçiniyorlar. Tabi. Onlar da çok çocuklar var. Allah sağlıklı ömürler versin enişteciğim. Kolay gelsin. Sağolasın. Evet burası saklı bahçeler. Cennet gibi bir yer. Alparslan Adası, Akçakal Adası. Şimdi burada bir tane girişte bir kapı vardı. Burada demir kapı olduğunu söylüyorlardı. Devamında şimdi şurada arkeoloji, yani aslında arkeologlar burayı kazdığını söylediler. Burada da bir mağara vardı. İşte aynen bu şekilde devasal bir direk dediğimiz taştan bir kolon, üstünde devasal bir taş, etraf duvarlar örülü. Burada bir delikli taş ocak vardı diyorlar. Burada da tandır vardı diyorlar. Yine burada da bir tane daha delikli taş var. Burayı da resmi olarak söktüler falan filan dediler. Daha sonra yar bıraktılar. Öyle kaldı. Buradaki kalıntılara bir türlü ulaşılmadı. Tarihi de işte tarihi Alparslan Adası, Akçakala Adası, Urartulardan, bilmem kimlerden falan. Neyse buradan çıkalım şimdi. Kaçak definecilerin defalarca fantazi denediği, bir şeyler aradığı yerlerden bir tanesi mesela. Şurası da öyle. Şu ileride şimdi göstereceğim. Şurada bir oyuk var taşta. O oyun şu dibini kazmışlardı daha evvel. Şunun işaret olduğunu düşündüler. Çok büyük bir işaret. Orayı da kazdılar ama. Orayı da devasal kazdılar. Son olarak ya senin haberin yok mu? Neden? Ya Akçakal Adası'nı kazmışlar, demir taş kapı çıkmış, evet. Bu da taş kapı. Görmüş olduğunuz gibi el yapımı. Şurası. Neyi diyorduk bunların? Çığlık. Yani. Mangal gibi bir şey işte. Dönmesini sağlayan, bu taraf kırılmış ama. Evet, burası da taş kapı. Nereden çıkarmışlar? Buradan çıkarmışlar. Defalarca uğraşmışlar. Türkiye Petrolları Arama Şirketi Gabar Dağı'nda petrol buldu. Pardon, Akçakale. Akçakale'deki petrol arama buradan. Tabi su seviyesine ineceklerini hesap etmemişler. Su seviyesine inince de bırakıp gitmişler. Ama aylarca çalışmışlar, yıllarca çalışmışlar. Şimdi... Ya bu ülke talan ediliyor, kimsenin haber olmuyor. Şimdi diyeceğim diyecek yine.
Yani abi ben şimdi her gün giderken yolda gebetemi yapıyorlar. Arabam belli, ben belli. Günlük gebetem yapılıyor ama şöyle bakar mısınız? Nereden baksan kaç metre? 7-8 metre. 6-7 metre. 6-7 metre kazılmış, suya ulaşılmış neredeyse. Ama burada kimsenin haberi olmamış mesela. Ne kadar güzel. 8 metre var ha. Neyse ya, ben başka bir şey söylemeyeyim. Şöyle güzelliklerinden biraz göstereyim herkese. Çıldır Gölü güzelliğinde sevgiler selamlar gönderelim. 28'i Aşık Şenlik'te, 29'u Alparslan Adası'nda. Çıldır Göl ve Aşık Şenlik anma etkinlikleri. Bu da yılan derisi işte. Görmüş olduğunuz gibi burası da aynı zamanda yılanların, şeytanların işte albız diyorlar ya, işte albız, şeytan, şeytan kalesi. Mesela bu bölge yılanlarıyla meşhur bir bölge. Şahmaran, yani yedi başlı, üç başlı. Burada müthiş yılan vardı ama onlar da terk etti gitti hasbelkader birkaç tane. Böyle bazen görebilirsiniz. Zararsız hayvanlar. Ama hala yılanlık. O bölge çok yoğun bir yılan olduğu yerlerdi. Buralar tam ise neredeyse böyle. İşte Çıldır Şeytan Kalesi, Alparslan Adası ve bizim köy olan Albız Cala'da. Albız Şeytan. Orada şeytanların, yani Şeytan Kalesi'nin kuleleri falan da var. O döneme yaşayan insanlar. Bu da Allah rahmet etsin işte. Bu bölgede yüzlerce eser olan Ümit Kılıç abimizin, Allah gani gani rahmet eylesin, İşte bu ağaçlar falan hepsi onun eseridir. Bunu da o dönemde, gazetecilik yaptığı dönemde Uğur Dündar'la, Uğur Dündar buraya bir park sözü veriyor, çocuk parkı. O parktan da çok bir eser kalmamış. Ben bir ara haber yapmıştım onunla birlikte. Uğur Dündar bana dönmüştü. Ben de Uğur Dündar abimize demiştim ki böyle böyle şu kadar şey kaldı. Yeniden bu şeyi yaparsanız seviniriz. Hey yavrum. Çocuklar, inanın inanın çocuklar. Dedim tekrar Uğur abi, tekrar bu çocuk parkını yaparsan tekrar yeniden eserim burada. Sadece iki demiri kalmış. Devamını da yaparsan minnettar kalırız demiştik. Bir sonuç henüz bir netice alamadık. Tekrar Uğur Dündar abimize bunu göndereceğim. Meslek büyüğümüze. Buraya tekrar yeniden bir çocuk parkı yaparsa seviniriz diyorum. Herkese sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet, festival alanı yani Çıldır Göl Aşık Şenlik Amma Festival alanı, Akçakale, Alparslan Adası burası. Evet, burada çayırları olan vatandaşlar çayırlarını biçmeye başlamışlar. Kaç gün var? Yaklaşık 29'u desek işte 10 gün falan var. Biraz da çiftçilerimizin yanına gidelim bakalım. Evet. Alparslan Adası'na gelmişken dedim burayı da bir ziyaret edelim. Bakın şimdi. Görüyor musunuz bu köpükler? Çıldır sosyal tesislerin önündeki iskelenin şeyler, parçalar. Yani iskele ne yaptı biliyor musunuz? İskele orada yani bir tekneyi yüzdüremeyen beceriksizlerin yüzünden iskele kendisini ta bak şu karşıda tesisler hemen. O tesislerden kaçıp kurtuldu, burada paramparça oldu işte, bir parçası burada, bir parçası da hemen şu ileride. Görüyor musunuz demirlerini? Ya. Yani bir tekne işte dediğimiz gibi. Tekne de şurada. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın. Tekne üstünde branda çekilmiş. O kıyıda bekliyor.
Orada çürüyor. İskeleler de burada çürüdü. Tabi bu haberi ben yaptım. Yani burada iskelelerin parçalandığını, göle bu strafor köpüğün aynen bu şekilde dağıldığını haberini yaptıktan sonra geldi, kaldırdı, götürdü, çöp attılar. Tekneyi de orada çöp attılar. İskelede bir parçası işte burada kaldı. Burada da dalgalar vurarak paramparça etti. Çiftçilerle konuşalım dedik. Gelip buralarda görmesek şimdi ayıp olurdu. Şey yok.